Hoş geldiniz dostlar. Selamun aleyküm. Ukrayna, Rusya son durumla karşınızdayız. Ukrayna ordusu Rusya tanklarına yakıt tedariğinde bulunan ikmal tankerlerini Bayraktar TB2 siyalarla vurduğunu duyuruyor. Ukrayna Büyükelçiliği de şu paylaşımı yapıyor. Tanklar ilerlemek için tankerleri bekliyor ama tankerler biraz gecikecek gibi görünüyor paylaşımı yapılmış. İroni içeren paylaşımı görmektesiniz. Yine Rusya'nın bugün hedef aldığı noktaların görüntüsü de servis ediliyor. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı taliyeler esnasında da devam ederken İrpin şehrinde köprü etrafında taliye için toplanan sivillerin birkaç metre uzağında bugün de patlama meydana geliyor. Saldırı anı taliyeleri takip eden Anadolu Ajansı ekibi tarafından kayda alınmış durumda. Yine dostlar, Ruslar savaşın ilk gününde Bayraktar TB2'lerin düşürüldüğünü duyursa da daha sonrasında Türkiye'den Polonya'ya, oradan da Ukrayna'ya siyah sevkiyatının yapıldığı haberini servis etmiştik. Bazılarına göre Bayraktar TB2'ler düşürülmedi. Rus provokasyonu şeklinde haberler de var. Her ne olursa olsun bugün itibariyle siyahların kullanıldığını görmekteyiz. Yine eski İngiliz Kraliyet Deniz Piyadelerinin Ukraynalılarla birlikte Ruslara karşı savaşmak için bölgeye geldiği belirtiliyor. Yine görüntü kalitesinden net olarak anlaşılmayan videoyu görmektesiniz. Muhtemelen Rus ordusuna ait Thor alçak irtifa hava savunma sisteminin Ukrayna ordusu tarafından ele geçirildiği not düşülüyor. Yine Avrupa Konseyi Başkanı Michel şunları söylüyor. Avrupa Birliği Ukrayna'ya savaş uçaklarının gönderilmesini finanse etmeyecek açıklaması yapılıyor. Her iki tarafında abartarak verdiği kayıplar bugün de güncellendi. Ukrayna'nın iddiası şu şekilde: 285 tank, 11.000'den fazla asker, 985 zırhlı araç, 109 topçu sistemi, 50 çok namlu roket atar, 21 hava savunma sistemi, 44 uçak, 48 helikopter, 447 araç, 2 savaş gemisi, 4 insansız hava aracı iddiası var. Yine dostlar, önemli bir gelişme yaşandı. Belarus Genelkurmay Başkanı istifa etti. Ukrayna'da savaşmak için asker toplamadığı belirtiliyor. Ukrayna ile savaşmak istemiyordu. Bu, Avrupa Dayanışması Partisi'nden milletvekili Alexey Goncharenko tarafından duyuruluyor. Bununla ilgili istifa ederkenki fotoğrafını görmektesiniz. Yine Belçika'dan askerlerin NATO'nun doğu kanadının savunması ve caydırıcı duruşu güçlendirmek için Romanya'da konuşlanan Agile misyonuna katıldığı belirtiliyor. Yine taliye otobüsleri Mariupol'a gelmeye devam ediyor. Görüntüler buradan. Rus işgalcilerinin bombardımanı sonucunda Jitomir bölgesinde Krosten şehrinden görüntüleri de görmektesiniz. Yine işgal edilen Yeni Kavkovka şehrinde işgalcilere karşı gösteriler yapılıyor. Benzerini 2014 yılında Kırım'da görmüştük. Baktığımızda yine Ukrayna halkının eylem yaptığını görmekteyiz. Muhtemelen Rusya'nın sert tepkisi de gecikmeyecektir. Görüldüğü üzere dostlar, karşılıklı hamleler gelmeye devam ediyor. Bugün bununla ilgili 4. videomuzu yapıyoruz. Bir önceki videomuzda daha çok Rusya'nın üstün olduğunu söylemiştik. Ruslar ilerlemeye devam ederken çok sayıda Ukrayna ordusuna ait askeri üssü ve askeri aracı ele geçirdiler. Yine benzer şekilde tam tersi olarak da Ukrayna'da Rus hava savunma sistemleri ve Rus araçlarını ele geçirmeye devam ediyor. Günün önemli gelişmesi, İrpin şehrinde sivillerin taliyesi sırasında meydana gelen patlamanın da kameralar tarafından görüntülenmiş olması. Anadolu Ajansı tarafından servis edilen görüntülerde patlama anı ve sivillerin kaçmasını görmekteyiz. Yine askerlerin bebek ve çocukları araçlara bindirmesi, ailelerin kaçışı ve gözü yaşlı bir anne ve çocuklarının videoda görüntülendiği not düşürmüş. Buradan dostlar, çok kısa bir videoyla veda ediyoruz. Olayın stresini daha iyi yaşamanız için sesi de açıyoruz. Hoşça kalın. Я стою,
Сейчас, еще.